Eserin adı Fedon. Eserin yazarı Platon. Hayatı ve yapıtları Platon. Düşünce tarihinin hiç kuşku yok ki en önemli ve etkili filozoflarından biridir. 20. yüzyılın önde gelen filozof ve matematikçilerinden biri olan Alfred North Whitehead, bütün bir felsefe tarihinin Platon'a düşürmüş dipnotlardan ibaret bir süreç olarak okunması gerektiğini ileri sürerken aslında bu etki ve öneme işaret ediyor. Gerçekten de Platon başka her şey bir yana felsefenin kurumsallaşmasına, felsefenin gelişimi açısından vazgeçilmez bir şey olan yazılı geleneğin oluşmasına yaptığı katkı açısından önem taşır. Aristotle gibi bir filozofu ortaya çıkaracak olan geleneğin kurucusu olmak bakımından önem arz eder. Platon iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir orta çağ düşüncesini belirleyecek olan öte dünyacı ya da idealist felsefe geleneğinin başarısızı olarak Hristiyan orta çağ felsefesine en azından Aziz Augustinus, İslam düşüncesine de en azından Farabi üzerinden etki etmek bakımından ayrıca önemlidir. Platon, düşünce tarihi boyunca ele alınacak tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve düşünce tarihinin ilk büyük felsefi sistemini inşa etmiştir. Hayatı Platon, M.Ö. 427 yılında Atina'da soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Sadece annesi tarafından değil, babası tarafından da Atina'nın en soylu ailelerinden birine mensuptu. Nitekim babasının soyu Kodros'a, annesinin soyu Solon'a kadar gidiyordu. Anne tarafından 30'lar cuntasının önemli isimlerinden olan Karmides ve Kritias'ın akrabasıydı. Bundan dolayı çocukluğu ve gençliği aristokratik bir ortamda, edebiyat ve felsefe dönük ilginin gelenekselleşmiş olduğu bir çevrede geçmişti. Grek aristokrasisinin gelenek normlarına göre yetiştirilen Platon, askerlik görevini yine zengin bir ailenin çocuğu olmadığı hasebiyle muhtemelen süvari birliğinde yapmıştı. Yine Grek aristokrasisinin geleneklerine göre jimnastikle de uğraşmış olan Platon'un gerçek adı büyük babasının isminden dolayı Aristokles'ti. Göğsünün genişliğinden dolayı Platon lakabını almıştı. Diyojen Laertios'un belirttiğine göre gençliğinde lirik ve dramatik şiirler yazmış ve bir ozan olmayı istemiş olan Platon, bu türden bütün yapıtlarını ve tragedyalarını Sokrates ile tanıştıktan sonra yakmıştır. Sokrat'ın öğrencisinin şairlerin sözde bilgisi veya bozuk politikacıların demagojisiyle yetinmesi mümkün görünmüyordu. Platon yine Sokrates'le tanışmadan önce Doğa felsefesiyle meşgul olmuş. Doğa filozoflarının yapıtlarını incelemenin yanında Herakleitosçu Kratilos'un öğrencisi olmuş. Yakınlarının teşvik ve telkinlerine rağmen politik kariyerinden olduğu kadar tragedya yazarlığı ve Doğa felsefesi araştırmalarından da vazgeçmesini temin eden şey hep aynı neden. Yani onun Sokrates'le tanışması olmuştu. Sokrat ile kurduğu yakın münasebet onu sadece doğa felsefesinin değil, tragedya ve politikanın da çürük zemininden uzaklaştıran en önemli etken olmuştur. Platon, Atina'nın gücünün ve ihtişamının dorukta olduğu döneme tanıklık edememişti. Ama Perikles demokrasisinde politik gerileme ve moral çöküntünün tohumlarını bütün açıklığıyla gözlemledi. Makedonya Kralı Filippos'un Yunan kent devletine nihai darbeyi indirdiği tarihten 10 yıl önce ölmüştü. Hayatının akışını değiştiren birinci olay Sokrates'le tanışması olduysa, ikincisi söz konusu o koşullar altında hocasının başına gelenler oldu. Mektuplarda özellikle de 7. mektupta junta idaresi sırasında Atina'nın yaşadığı tarihsel olayları anlatan Platon, junta üyelerinin başlangıçta beyan etmiş oldukları niyetlere sadık kalacaklarını ve devleti adalet yoluna sokacaklarını düşündüğünü, fakat diktatörlüğün sonuçlarına ve tiranların eski dostlarından birine, gelmiş geçmiş en adil insana reva gördükleri muameleye tanık olunca ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eder Mektuplar adlı eserinde. Bir süre sonra demokrasi yeniden tesis olunca demokratik idarenin başlangıçtaki dikkati ve özeni karşısında yeniden umutlanan Platon'un son umutlarını da Sokrates'e verilen ölüm cezasının infazı tüketmiştir. Platon işte bu dönemde politik krize bildik reformlar yoluyla bir çözüm bulunamayacağını, hasta ve acil devleti anayasa ya da rejim değişimine ibaret bir ıslah teşebbüsünün en küçük bir yararının olamayacağına kanaat getirdi. Çağdaş politikada mevcudiyetini tespit ettiği iki büyük usulü, Yunan uygarlığının daha önceki dönemlerde yükselişinde etkili olan demokrasinin sonunu hazırlamasının kaçınılmaz olduğunu düşünmesine yol açtı. Her şeyden önce bilgi kılıfı altında ortaya çıkan cehaletin demokraside
uzman ve profesyonelin değil, vasat ve amatör olanın hakim olmasıyla sonuçlandığını savunan Platon açısından demokrasi, Atina'da sadece cahilin hatalı yönetme hakkı anlamına geliyor. Platon'un çağdaş politikada teşhis ettiği ikinci büyük kusur, devletin, kurum ve hizmetlerinin kendi bencil çıkarlarının peşinde koşanlar tarafından doldurulmasına yol açan azgın bireycilik ruhuydu. Özel olarak oligarşinin kendine özgü yanlışını veya olumsuzluğunu ifade eden söz konusu bireycilik, ona göre her kent devletinin zengin ve fakir, tahakküm edenler ve bastırılanlar olarak ikiye bölünmesiyle sonuçlanmıştır. Toplumu ve devleti düşman kamplara bölen bu durum ve olumsuzluğun temelinde ise politika ya da sirayet eden madde ya da para aşkı vardır. Demokrasiye özgü cehalet ya da amatörlük ile oligarşinin olduğu kadar demokrasinin de bir özelliği olan politik çıkarcılık ve bireycilik, onun gelecekte hedef alacağı düşmanlar olarak Platon'un bilincine işte bu dönemde yerleşmiş olmalıdır. Antik kaynakların bildirdiğine göre Sokrates'in infazının ardından Platon, diğer Sokratesçilerle birlikte muhtemelen güvenlik nedeniyle Megaralı Öklit'in yanına sığınır. Sonraki 12 yıl boyunca büyük ölçüde Sokratik diye nitelediğimiz ilk dönem diyaloglarını yazar ve bu arada gözlem ve deneyim yoluyla görgüsünü arttırma ve düşüncesini derinleştirme yönünde kimi teşebbüslerde bulunarak seyahat eder. Gittiği ilk yer matematik bilgisini geliştirmesine imkan sağlayan, daha sonra devlette savunacağı genel veya sınıflar arası bir iş bölümü ilkesini öğrendiği kadim harikalar diyarı Mısır'dır. İkinci yer ise meşhur matematikçi Theodoros ve Tarentumlu Bilumum Pisagorcularla tanışmasını sağlayan İtalya'dır. Burada Filolaos ve ona bilim, felsefe ve politikanın ideal bir sentezine erişme yönünde önemli açılımlar sağlayan Arkitas'la tanışan Platon, özellikle Arkitas'ın aracılığıyla 1. Dionysos'un sarayına takdim edilir. Muhtemelen prens üzerinde tesis edeceğini hızdan faydalanarak bu dönemde politik fikirlerini önemli ölçüde hayata geçirmeyi ümit etmiştir. Sadece 1. Dionysos ile değil, prensin karısının kardeşi Dion ile kurduğu ilişkiye de dayanarak bu yönde iki ayrı girişimde bulundu. Özellikle 2. Dionysos üzerinde uygulamaya çalıştığı filozof kral tipi mutlak bir başarısızlıkla sonuçlandı. İdealist bir ahlakçı filozof ile hırslı bir aksiyon adamının bir araya gelmesi daha baştan imkansız gibi görünmesine rağmen yılmayan Platon'un bütün denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı ve en nihayetinde hayatı tehlikeye girdi. Böyle bir Sicilya seyahati dönüşünde Atina ile savaş halindeki Aegina'da karaya çıkan filozof, burada esir alınarak satılmak üzere köle pazarına çıkarıldı. Tam bir rastlantı esiri olarak dostlarından birinin bazı kaynaklara göre el isti Feidon'un, bazı kaynaklara göre Pisagorcu Arkitas'ın fidyesini ödemesi sayesinde özgürlüğüne kavuşan Platon'un bundan sonra bu türden tehlikelerden uzak durmaya karar verdiği, politikayla sadece teorik düzeyde ilgilenmeyi seçtiği söylenir. Platon geri ödemeye kalkıştığı fidye parasını Arkitas veya Fedon'un kabul etmemesi üzerine bu parayla meşhur Yunan kahramanı Akademos'un sığınağı ya da mezarının hemen yanı başındaki bahçeyi satın alarak akademiyi kurdu. İşte burası en azından Avrupa'nın ilk büyük eğitim ve araştırma merkezi olmuştur. Hukuki bir statü kazanabilmek için dini bir cemaat olarak organize olan ve yıkıldığı milattan sonra 529 yılına kadar Platonculuğun merkezi olma göre işlevi gören okula Platon zamanının bütün önemli bilim adamı ve filozoflarını toplamıştır. Matematik, astronomi, doğa bilimleri, retorik, mantık, politika ve metafiziğin belli başlı araştırma konuları ya da alanları olduğu konu okulda. Felsefeye yaklaşım tarzı daha ziyade geometri yoluyla gerçekleşen matematiksel bir yaklaşım. Nitekim Bizanslı bir dil aliminin belirttiğine göre akademinin kapısına geometri bilmeyen buradan içeri girmez, giremez diye yazdırmıştı. Onun akademisinin durumu ve felsefeye yaklaşımı İsokrates'in ondan kısa süre önce kurulmuş olan okuluyla kıyaslandığı zaman daha iyi anlaşılabilir. Platon gibi fiili ya da gündelik politikadan politik hayattan uzak duran ve okulunda Yunan dünyasının ihtiyaç duyduğu politik düşmanları geliştirmeye başlayan İsokrates, Protagoras ve Gorgias,
gibi yaşlı sofistlerin öğrencisi olmuştur. Sokrates kesin bilginin imkansız olduğu inancından hareketle retorik sanatına ağırlık vermiştir. Bu yüzden felsefe pratik bir konu olarak değerlendiren ve beşeri kültürün bir ürünü olarak gören İsokrates, insanın dünyasının dilin yani logosun kültürel ve moral değerleri aktarmasından ve bütün eylemlerin özde linguistik birer edim olmasından dolayı gerçekte dilin dünyası olduğu inancıyla ruhu eğitmek ve insana politik meclislerde güzel konuşma yeteneği kazandırmak istiyordu. Bu açıdan bakıldığında İsokrates, retoriğe dayalı bir eğitim idealini temsil etmekteydi. Platon ise hiç kuşku yok ki felsefi bir eğitim idealinin temsilcisi oldu. Fakat bilimsel çalışmalara yaptığı tüm vurguya rağmen Platon'un eğitiminin ve okulunun nihai ve en yüksek amacı etiko-politik bir amaçtı. Yunanistan'ın hemen tüm filozofları gibi o da eylemle sonuçlanacak. Belli bir eyleme vücut verecek bilgiyi aktarmak ve bir hayat tarzı kazandıracak veya doğru ve ahlaki bir hayat için güçlü ilhamlar verecek felsefeyi öğrenmek istiyordu. Onun felsefesi her şeyden önce ruhun dönüşümünü, ikinci olarak da insanlığın üzerinde, hizmetinde olmayı amaçlayan bir felsefeydi. Platon'a göre söz konusu dönüşüm bir tür duygu yoğunluğuyla aniden gerçekleşecek bir şey olmayıp, gözün bilim eğitimi yoluyla ışığı yavaş yavaş çevrilmesinden meydana gelmekteydi. İşte bu noktada İsokrates'ten tamamen ayrılan Platon, bununla birlikte akademinin gerçekleştireceği hizmet konusunda İsokrates'le aynı şeyi düşünüyor. Başka bir de işte gerek Platon gerekse İsokrates felsefi görüşler bakımından farklı gösterseler dahi onun kültüre vurgu yaptığı yerde Platon bilime önem vermiş ve onun bir retorik eğitimi vermeye çalıştığı yerde Platon bilim eğitimi vermeye çalışmış olsa da pratikte aynı amacı Yunan kent devletinde kötü giden her şeyi yoluna koyma amacını paylaşıyorlar. Her ikisi de monarşinin yanında olan bu iki adam ideallerini hayata geçirecek yöneticiyi bulmaya çalışmaktaydı. Platon'un amacı hukuk ya da retorik yoluyla değil, İyi eğitilmiş aklıyla bir yönetecek filozof kralı eğitmek. Akademiyi devlet adamları ve yasa koyucular ortaya çıkaracak, bilim ve felsefe temelli politika eğitimi veren bir kurum. Platon burada yetiştirdiği öğrencilerini başka devletlere resmi ve politik görevler için gönderdi. Özetle, akademi Helenistik dönemin sonuna kadar Yunan dünyasına hukuki ve politik bakımdan şekil vermeye çalışan en önemli merkez oldu. Yapıtları. Platon sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucularından biri olan büyük ve önemli bir filozof değildir. O aynı zamanda ilk çağdan tüm yapıtları günümüze erişmiş olan ilk filozoftur. Platon öldüğü milattan önce 347 yılına kadar akademide gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve araştırma faaliyeti dışında geniş kesimler için bir takım yapıtlar vermiştir. Başka bir deyişle akademide ele alınan konular, öğretilen dersler kurumun kalın duvarları içinde kalırken Platon dışarıdaki insanlar içinde bir takım popüler yapıtlar kaleme almıştır. Platon muhtemelen Sokrates'in ölümünden hemen sonra yazmaya başlamış ve diyalog tarzında 30 kadar yapıt vermiştir. İmparator Tiberius'un sarayından olan astrolog Trachylos'a atfedilen bir yönteme göre diyaloglar gelenekte veya o zamanlar yayımlanış sırası itibariyle dörtlüler halinde sınıflanırmış. İlk çağda yapılan söz konusu sınıflamalar dışında diyalogların 19. yüzyıldan itibaren yeni baştan ele alınıp bir takım ölçütlere göre tekrar sınıflandırıldıkları söylenir. 19. yüzyıldan başlayarak özellikle Almanlar ve bu arada İngilizler ve Fransızlar tarafından gerçekleştirilen filolojik ve felsefi araştırmalarda 4 ölçüt temel alınmıştır. Dışsal, içsel, edebi ölçütlerle stilometri. Dışsal ölçütler temel alındığında antik kaynaklardan örneğin Aristoteles'ten, Numenius'tan, Sextus Empiricus'tan Platon'a yapılan atıflarla diyaloglarda gördüğümüz bir takım çağdaş kişi ve olaylara yapılan göndermeler, diyalogların birbirlerine yaptıkları referanslar titizlikle incelenmiş ve Sokrates'in mahkumiyeti verilmiş. Filozofun İtalya seyahatleri, akademinin kuruluşu gibi Platon'un hayatında önemli yer tutan değişik olaylar göz önüne alınmıştır. Buna karşılık diyaloglarda ortaya konan öğretilerin belirlediği içsel ölçütler söz konusu olduğunda Platon yorumcuları, Platon'un etik, eğitim, politika, metafizik, psikoloji, mantık, epistemoloji ve diyalektik konularındaki görüşleriyle onun düşüncelerinin bu konularda geçirdiği
değişikleri analize tabi tutmuşlardır. Diyalogların kronolojisini belirlemede edebi ölçütleri ön plana çıkartan üçüncü tür araştırmalar ise yapıtların edebi kalite ve değerini, Platon'un diyaloglarda kullandığı diyalog ve yazım tekniğini göz önüne almışlardır. Buna göre basit bir üslup ve diyaloğun sanatsal değeri yüksek olmayan yapısını, bununla çelişecek başka bir ölçüt olmadıkça Platon'un gençlik diyaloglarını yansıttığı savunulurken, filozofun kariyerinde ilerledikçe diyalogların yapısının, üslubunun ve kullanılan diyalog tekniğinin de geliştiği ve olgunlaştığı düşünülür. Stilometri olarak bilinen dördüncü ölçüte göre Platon'un kullandığı terimler ve düşüncelerin ifade ediş tarzı linguistik testlerle sıkı bir analize tabi tutulmuştur. Farklı ölçütlerin ve çok ayrıntılı stilometri ve linguistik tekniklerin kullanıldığı bu incelemeler sonucunda Platon'un diyalogları hemen tüm Platon yorumcuları arasında tam bir fikir birliğiyle gençlik, olgunluk ve yaşlılık olmak üzere üç ayrılır. Bu sınıflamaya göre gençlik diyalogları Sokrates'in savunması, Kriton, Ötifron, Lakes, İon, Protagoras, Parmides, Gorgias, Küçük İpyas, Büyük İpyas ve Visis'ten oluşur. Olgunluk yapıtları Devlet, Şölen, Phaedros, Ötidemos, Menexenos ve Kratilos diyaloglarından oluşur. İki önemli diyalog yani Menon ve Fedon gençlik dönemi diyaloglarıyla söz konusu olgunluk diyalogları arasında bir köprü oluşturur. Yaşlılık dönemi diyalogları arasında ise Parmenides, Theaetetos, Sofist, Devlet Adamı, Timaios, Kritias, Filebos, Yasalar ve Mektuplar yer alır. Bilim açısından değerlendirildiğinde ilk dönem diyaloglarının Sokrates tarafından savunmada belirtilen çürütme, sorgulama misyonu ekseninde gelişen bir erdemlilik çerçevesi içinde hayli dramatik bir yapı sergilediklerini söylemek doğru olur. Bu diyaloglar çözümsüzlükle sonuçlanan aporetik yapıtlardır. Başka bir deyişle gençlik diyalogları Sokrates'in belirli bir ahlaki erdemle ilgili olarak başlattığı tartışma üzerinde somut bir sonuca ulaşmadan gelişen yapıtlardır. Bu yapıtlarda Platon'un gözettiği amaç tanıdığı ve bildiği kadarıyla Sokrates'in karakterini, kişiliğini ve felsefi faaliyetlerini tanıtıp ölümsüzleştirmektedir. Bu yüzden bu gençlik diyalogları Sokratik diyaloglar olarak geçer. Olgunluk dönemi diyalogları çok daha az dramatik olup, Sokratik diyalogların eğretiliğinin ve negatif tutumunun epey uzağına düşerler. Burada da aynen ilk dönem diyaloglarında olduğu gibi Sokrates yine baş konuşmacı ya da tartışmacıdır. Fakat gençlik diyaloglarının tersine ilk kez bir takım pozitif öğretiler öne sürülür. Bu diyaloglarda felsefi içerik genellikle Sokrates ya da güçlü bir otorite olan başka bir uzman tarafından ortaya konur. Yaşlılık diyaloglarına gelince, Sokrates'in rolü azaldığı gibi diyaloğun dramatik karakteri tümden kaybolur. Sokrates sadece Filebos ve Tetos'ta baş konuşmacıdır. Diğer diyaloglarda Platon'un baş sözcüsü değildir. Yasalarda ise hiç görünmez. Yine son dönem diyaloglarında sonradan zoraki bir biçimde diyaloğa dönüştürülmüş olduğu zaman uzun sunum ya da serimlerin belirleyici olmaya başladığı deneme formu ağır basar. Diyaloglar içerik bakımından değerlendirildiklerinde Sokratik diyalogların ahlaki problemler üzerinde yoğunlaştıkları, çeşitli moral problemlerin doğasını ele aldıkları söylenebilir. Örneğin Ötifron'da dindarlığın, Lakes'te cesaretin, Parmides'te ölçülülüğün ya da öz denetimin, Lysis'te dostluğun, Hippias'ta güzelliğin, Menon'da erdemin ne olduğu tartışılır. Moral bilgi ve ahlaki erdemlere dönük bu ilgi, orta dönem diyaloglarında da devam etmekle birlikte, Platon'un bu yapıtları yazdığı sıralarda ilgisinin teknik anlamda daha soyut ve felsefi konulara kaydığı görülür. Zira bu diyaloglarda metafiziksel ve epistemolojik meselelere daha büyük bir ağırlık verir. Onlara daha güçlü bir biçimde vurgu yapılır. Gençlik diyalogları ile olgunluk dönemi diyalogları arasındaki en çarpıcı varlık idealar kuramından oluşur. Platon kariyerinin bu döneminde yine idealar kuramı ile ilgili ilişki içinde, Pisagorcuların bazı felsefi öğretilerini gündeme getirir. Başka bir deyişle, Platon olgunluk dönemi diyaloglarında idealar kuramının metafiziksel, etik, epistemolojik ve mantıksal boyutlarını antropoloji ve politika anlayışıyla ilişki içinde gözler önüne serer. Yaşlılık diyaloglarına gelince,
Özellikle Parmenides'ten başlayarak ideyalar kuramının genel çerçevesi içinde Platonik düşüncenin sonradan Taitetos ile Sofiste bilgi ve dil kuramı, Filebos'ta etik, devlet adamı ve yasalarda politik bakımdan geliştirilen yeni bir doğrultusu söz konusu olur. Eserin adı Fedon. Eserin yazarı Platon.